Bir gün Medine-i Münevvere'de sohbet ediyordu. Şöyle cemaate baktı, dedi ki Abdurrahman, Abdurrahman ayağa kalk dedi. Abdurrahman bin Avf, Abdurrahman bin Avf ayağa kalktı, buyur ya Resulallah. Abdurrahman, şu Kuba Mescidi'nin biraz ilerisinde putlara tapan putperest bir bedevi köyü var. Onlar Kur'an'dan nasibini almadı. Onlardan peygamber olduğundan haberleri yok. Onlar İslam'ın ahkamını bilmiyorlar. Onlar İslam dininin geldiğinden haberleri yok. Onlar İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un kimsiz olduğunu, son peygamber Hazreti Muhammed olduğundan haberleri yok. Siz oraya gideceksiniz, bir mande kuracaksınız, Allah ve Resulü yolunda o putperest adamlara cihadı anlatacaksınız, onlara tebliğ edeceksiniz dedi. Baş üstüne dedi Abdurrahman bin Avf. Günlerden perşembeydi. Kuba Mescidi çok yakın, hacca gidenler bilir. Şimdi birleşmiş Medine'de. Cumartesi günleri Efendimiz gider Kuba Mescidi'ne, sünnettir. Biz de hacılarımızı cumartesi yürüyerek oraya getirir götürürüz. Onun arkasında bir putperest bedevi köyü. Oraya gidecekler. Ertesi gün cuma. Efendimiz vaaz-ı nasihatı yaptı. Hutbeye çıktı. Bir de baksa ki Allah ve Resulü yolunda cihad için gönderdiği Abdurrahman cuma namazında. Dedi ki Abdurrahman, ben seni başka insanların kurtuluşuna vesile olmak için cihada gönderdim. Görüyorum ki sen burada cuma namazındasın. O da bitkin bir vaziyette kalktı. Dedi ki ya Resulallah, biliyorsunuz ki ben çok kuvvetli, güçlü, çok koşan bir at aldım. Bugünün Mercedes'i gibi. Hani altınızdaki cipler gibi, altınızdaki Pavia gibi, Opel arabalar gibi. Dedi ki ya Resulallah, ben çok süratli bir at aldım. Arkadaşlarımı gönderdim, manga gidiyor. Ben dedim ki, Allah Resulü'nün arkasında bir cuma namazı kılayım, sonra süratli atımla arkadaşlara iştirak edeyim. Efendimizin cevabı ona şu, Abdurrahman, Abdurrahman, Allah ve Resulü yolunda cihad eder, yanlış yola giden insanları doğru yola iletmek, peygamberin arkasında cuma namazı kılmaktan hayırlıdır Abdurrahman! Bunu anlamadığımız zaman meseleyi anlamak maalesef ve maalesef biz meseleyi anlayamayız. Cihad. Cihad, cihad. Nedir cihad? Yanlış yoldaki insanları doğru yola iletmek için yaptığımız çalışma. Bazıları cihadı yanlış anlıyor. Ben cezaevinde yatarken Aydar Kutlu'yla Nihat Sargın var. Birisi Komünist Parti'nin genel sekreteri. Birisi de efendime söyleyeyim Komünist Parti'nin idarecilerinden birisi. Birisi doktor, birisi de şey, kimyager. Cezaevinde buluştuk. Ben de Avrupa Milli Görüş'ün genel sekreteriyim. Beni şeriatçılıktan yargılıyorlar. Onları da komünistlikten. Şimdi onlar bana diyordu ki, ya hoca, ne var? Siz iktidara gelince herhalde bizi kesersin. Ulan biz kasap mıyız? Sizi de keser ya. Bak nasıl anlatmışlar adamlara. Diyalog kurmayalım, konuşmayalım. Çünkü bunlar ne diyor? Gerici. Biz de ona gavur diyoruz. İkimiz kavga ederse Yahudi pilavı getiriyor. Komünist de al, ben de al, o da al. Onun için bu oyunları bozacağız. Bu oyunları sizden başka bozacak bir cemaat yok. Türkiye'de sizden başka, milli görüşten başka bu oynanan oyunları bozacak bir cemaat asla ve kata yok. Eğer olsaydı ben orada olurum. Ben kesin olarak orada olurum. Yok, onun için siz varsınız ve bulunduğunuz yerin kıymetini bilin. Kendi dünyalık meseleniz için bütün gücünüzü kullanır da bu davanın hedefe varması için sallana sallana gelirseniz ve kurtulamazsınız devaldan. Onun için söylüyorum bunu. Değerli kardeşlerim, cihadı böyle anlayanlar da var. Ben su kullanmıyorum, benim motor susuz, koy var. Onun için değerli kardeşlerim, bu hassasiyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Ve bu noktaları da iyi anlamak, iyi kavramak mecburiyetinde olduğumuzun da bilinci içerisinde olmamız lazım. Ya hocam işte geldiler birçok arkadaşlar bize ders verdiler, gittiler, giderler. Dünya şey, kolay değil. Dünyaya dayanmak kolay değil. Dünya menfaati öde kolay değil. Hey! Neyle imtihan edecekler bizi? Bu giden arkadaşlarımız, bu davayı bölen arkadaşlarımız. Hiçbirisi zina yapmaz.
Hiçbirisi içki içmez. Hiçbirisi kumar oynamaz. Hiçbirisi bir şey yapmaz. Peki şeytan şimdi bunları boş mu bırakacak? Böyle alır götürür bir davayı, davayı böldürür. Şeytan da buradan girer. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü dünya var. Dünya var. Onun için değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz Uhud Savaşı'nı incelerseniz, Uhud Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne dedi okçulara? Dedi ki benden emir gelmediği müddetçe bu okçular tepesini terk etmeyeceksiniz dedi. Onlar da bizim gibi insandı. Savaş başladı. Kafir ordusu mağlup oldu. Kaçmaya başladılar. Şeytan geldi. Dedi ki ne duruyorsunuz ya? Aşağıda ganimet var. Millet işi götürüyor. Siz hala buradasınız. Komutan yapmayın etmeyin dedi. Onlar aşağı indiler. Kafirler arkadan dolandı. 70 küsür sahabe yüzün kütükte et doğranır gibi doğrandı beyler. Dikkat edin. 70 küsür Hazreti Hamza gibi, Musab bin Ümeyr gibi, gencecik, Medine'nin muallimi olan Musab kütükte et doğranır gibi doğrandı. Bedir Savaşı'na iştirak eden bir sahabe geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben Bedir Savaşı'nda sizinle beraber, biz o zaman daha teşkilatlanmamıştık. Daha yeni yeni 300 kişilik ekibimiz vardı, 3000 kafir ordusu vardı. Onları mağlup ettik. Ebu Cehil denilen Firavun'u orada işini bitirdi. Ya Resulallah, ama ben gördüm sizi. Siz ellerinizi semaya kaldırmıştınız. Dua etmiştiniz. Ve Allah gökten melekleri indirdi. Ve melekler bizimle beraber savaşmıştı. Musab gibi, Hazreti Hamza gibi cüzüdeleri kaybettik. Neden burada elinizi kaldırıp da dua etmediniz? Ya Resulallah deyince Peygamberimiz dedi ki itaatsız bir cemaate peygamber dua etse de Allah kabul etmez. Görüyor musunuz? Bu işin şakası yok. Baş başa bağlı, baş Allah'a bağlı sistemimizde. İtaatsız bir cemaate veley ki peygamber ol. Çünkü itaat Allah'ın emriydi. Dedi. Şimdi değerli kardeşlerim, işte bugünün sıkıntıları buradan kaynaklanıyor. Buradan kaynaklanıyor. Diyor ki neden dua etmediniz? Diyor ki biz onlara emretmiştik. Oradan ayrılmayın. Onlar Allah'ın bu emrini terk ettiler. İtaatsızlık ettiler. İtaatsız bir cemaate peygamber bir